arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kahvaltılık. Ekmeği, yumurtası, kahvaltılıklar hepsi içinde olacak. Hemen yapımına geçeyim. Uygun bir tavayı ocağıma alıp altını yakıyorum. İlk önce biberimi, domatesimi ve sucukları birazcık kavuracağım. Çünkü içerisinde çiğ kalabilir. Hemen hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar, çok değil. Sıvı yağını tavama alıyorum ve ısıtıyorum. Yağ ısındıktan sonra bir adet yeşil biber, hemen hemen ne kadar diyeyim, bir 3-4 dilim kadar sucuğu küçük küçük doğradım. Onu da ilave ediyorum. Bir tane de küçüklerinden domatesin kabuklarını soydum. Onu da küp küp doğradım. İlk önce bunları şöyle bir 2-3 dakika, fazla değil, yağda kavurup alacağım. Ondan sonra bu tavayla devam edeceğim. Altını yükseğe açın. Hemen hızlıca kavrulsun. Domatesler yoksa sulanır. Yeterince kavurdum. Şimdi ocağın altını önce bir kapatayım arkadaşlar. Hemen arkadaki tabağın içine boşaltıyorum. Azıcık bir suya tutacağım tavamı. Biraz şöyle suya tutup peçeteyle sildim. Çünkü sucuğun rengi ve domatesin rengi yumurtayı bozabilir. Tekrardan bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını tavamı alıyorum. Ve tekrar ocağın altını yakıyorum. Altını kısa alayım. 2 adet yumurtayı kabımın için aldım. İyice çırpıyorum böyle tamamen karışsın. İçerisine birazcık karabiber, çok az. Çok az da tuz ilave ediyorum. Ve çırpıyorum. Yağ ısındıktan sonra yumurtayı içerisine döküyorum. Şöyle iyice yayıyorum. Kısık ateşte biraz yumurtayı pişireceğim önce. Yumurta böyle hafif pişmeye başlayınca şöyle bir tutam, çok fazla olmadan, hatta birazcık daha koyabilirim, kaşarı koyuyorum. Bir tane lavaşı da üzerine kapatıyorum ve elimle bastırıyorum. Hemen hemen bir 10-15 saniyede pişiyor zaten. Yeterli, birbirine iyice yapışsın. Şimdi servis tabağını alıyorum. Şöyle çevireyim. Tekrar içine alıyorum. Şimdi altını kısa alıyorum. Bundan sonra arkadaşlar içerisine ilave edecekleriniz artık size kalmış. Ne istiyorsanız, isterseniz sadece kaşar peynir, beyaz peynir, ne isterseniz arzu ettiğiniz ilave edip çıkartabilirsiniz. Ben evdeki malzemelerle yapıyorum şu anda. Şimdi kaşarımı böyle bolca ilave edeyim. Hazırladığım biberi, sucuğu yarısını arkadaşlar ikiye katlayacağız çünkü. Böyle tam ortasına doğru gelsin. Çok uç kısma getirmeyin. Hafif şöyle dağıtıyorum. Hemen ardından 2 dilim salam. Biraz ben zeytinin çiğitlerini çıkarttım. Küçük küçük de doğradım. Zeytin, mısır ilave edebilirsiniz. Dediğim gibi ne seviyorsanız katabilirsiniz, tuzlu olan. Şimdi üzerine birazcık daha şöyle kaşar ilave ediyorum. Şimdi diğer yarısını üzerine doğru kapatıyorum. Hatta birazcık daha çekiştireceğim. Ve bastırıyorum. Bastırın, birbirine yapışsın. Bir tarafı kızarınca diğer tarafını çevirip o tarafını da kızartıp alacağım. Böyle biraz tavanın etrafını da çevireyim. İki taraftan tutup hızlıca çeviriyorum. Tarafını da kızartıp alacağım. Tamamdır arkadaşlar. Diğer tarafı da kızardı artık. Daha fazla tutmayayım. İçindekiler çok çıkacak. Şimdi ocağın altını kapatıp servis tabağına alayım. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar?
bunu yapın. Bir de çay yapın arkadaşlar. Kahvaltınız hazır. Sadece 5 dakikada hazırlanabilecek çok kolay bir kahvaltılık oldu bence. Hemen şöyle keseyim. İçinde sizlere ayrıntılı göstereyim. Ve videomu bitireyim. Ortadan keseceğim. Bu 2 kişiye rahatlıkla yetiyor arkadaşlar. Böyle bol bol yiyebilir. Şunun iç kısmına bakar mısınız? Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Muhakkak bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde de dilimleyip servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu artık burada bitireyim. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.